Aynı türden kırmızı çiçekli iki bitki arasında diyor, yapılan birinci çaprazlama sonucunda 3 bölü 4 kırmızı çiçekli, 1 bölü 4 beyaz çiçekli olan F1'ler elde edilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, iki tane kırmızıyı çaprazlıyorsunuz. Beyaz ve kırmızılar oluşuyor. Gördüğünüz gibi 3'e 1 oranı var. Kırmızı arkadaşlar demek ki burada baskındır. Bakın büyük hale göstereceğiz bunu. Bu kırmızı çiçek geni. Küçük halde ise arkadaşlar nedir? Beyaz çiçek genidir. Beyaz çiçek geni. 3 durum var zaten. Büyük A büyük A olabilir arkadaşlar. Buradaki kırmızılar büyük A küçük A olabilir. Bunlar kırmızı çiçek elde bitkiler. Küçük A küçük A olunca arkadaşlar ne oluyor zaten? Beyaz çiçekli oluyor. Şimdi arkadaşlar iki tane kırmızı çaprazlayınca beyaz oluşuyorsa buna heterozigot olması lazım. Yani şu iki bireyi çaprazlıyor olmamız lazım. Çaprazladığımız zaman zaten arkadaşlar büyük A büyük A olma ihtimali var. Ondan sonra büyük A küçük A olma ihtimali var değil mi? Hatta bunun ihtimali daha fazla. Küçük A küçük A olma ihtimali var. Tamam mı? Tamam. 3 bölü 4'e 1 bölü 4 çıkmış. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize F1-4'ün anlamı diyor. Kırmızı çiçek iki bitkili. Ha, şundan alıp arkadaşlar çaprazlama yapacağız. Bu F1 dölü. Bundan alıp arkadaşlar çaprazlama yapacağız. Bunlar kendi içine çaprazlayacağız. Peki kimler çaprazlamış olabiliriz? Bakın büyük A büyük A ile büyük A büyük A çaprazlamış olabiliriz değil mi? Yani burada arkadaşlar hepsi de büyük A büyük A olabilir. Yani biz burada olma ihtimallerini yazdık. Diyelim ki burada diyelim kaç tane oluşmuş? 3 tane mi oluşmuş? 300 de arkadaşlar büyük A büyük A olabilir yani. Başka ne olabilir? İşte büyük A küçük A olabilir. Büyük A büyük A olabilir gene burası değil mi? Yani ikisi homozigot olabilir. Biri heterozigot, birisi homozigot olabilir. Ne diyor bize? Elde edilen F2 dönümdeki tüm bitkiler kırmızı olmuş, değil mi? Evet. O zaman ne olacak? Birisi heterozigot, birisi homozigot ya da ikisi homozigot olabilir. İkisi heterozigot niye olmaz zaten? Çünkü ikisi heterozigot olursa ki burada küçük A küçük A yani beyaz olma ihtimali var ya. Yeterince tabii sayıda tüm bitkiler diyor ya yeterince sayıda çaprazlama yapıldığını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir ihtimal yok o zaman. Yani beyaz demek ki oluşamamış. Demek ki bunlar heterozigotlar çaprazlanmamış ikinci de yani. Demek ki şunlar çaprazlanmış ve buradan arkadaşlar bütün ne olacak hepsi? Kırmızı olacak zaten değil mi? Birinci çaprazlamada kullanılan bitkinin de ikisi de diyor heterozigottur. Bunu zaten bulduk. Doğru. Kesin bu. İkinci çaprazlamada kullanılan bitkinin de ikisi de heterozigottur. Kişi bunu zaten söyleyemeyiz. Bakın ikisi homozigot da olabilir. Biri heterozigot, birisi homozigot da olabilir ki. Bir de burada tüm bitkiler diyor ya, ikisi heterozigot olsaydı burada arkadaşlar beyaz ortaya çıkardı diye düşünüyoruz. Yeterince sayıda çaprazlama yapılmış ise. Öyleyse bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. İkinci çaprazlamada kullanılan bitkinin ikisi de diyor homozigottur. Bu da arkadaşlar olmayabilir. Bir heterozigot, bir homozigot da olabilir yani. O yüzden kesinlik soru için cevabımız zaten olacak.